Bu coğrafyada büyük bedeller ödeniyor. Bu coğrafyada büyük mücadeleler veriliyor ve biz de bu mücadelenin bir parçasıyız. Bu mücadeleye sadece bir seçim sonucunu göstererek bir yenilgi olarak algılanmasını doğru bulmuyoruz. Bizim mücadelemiz sadece seçimle var olan bir mücadele değil. Bizim mücadelemiz seçimlerde elde etmiş olduğumuz başarı mücadelemizi etkileyen bir simge değil. Bu topraklarda, bu coğrafyada bizler seçimlere girmediğimiz zamanlarda da hep mücadele ettik. Varlığımızı, kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü var etmenin koşullarını mücadele ederek oluşturmaya çalıştık. Elbette ki seçimler bu mücadelenin bir parçası, bir mevzisi. Meclis, parlamento bu mücadelenin bir mevzisi. Ancak seçim sonuçlarını bir başarısızlık olarak nitelendirmenin ben mücadelemize büyük bir haksızlık olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz diğer partilerle aynı şartlarda, aynı koşullarda seçimlere girmedik. Biz AKP ve MHP'nin yaptığı gibi devletin bütün imkanlarını kullanarak seçimlere girmedik. İktidarın bu devletin bütün kaynaklarını kullanarak medyasını, ordusunu, yargısını, kaynaklarını, parasını kullanarak iktidar olduğunu hepimiz biliyoruz. Antidemokratik koşullarda girdiğimiz seçim sonuçları hiçbir zaman moralimizi bozmamalı. Biz onlarla aynı koşullarda demokratik bir seçim yarışına girmiş olsaydık, bugün bu sonuçların iki katı, aldığımız seçim sonuçlarının iki katı, belki üç katı bir seçim sonucuyla karşı karşıya kalacaktık. Ancak bütün bunların halkımızda elbette ki bir moral bozukluğu yarattığını biliyoruz. Ama halkımızın moralinin bozulmasını elbette ki istemiyoruz. O yüzden nerede hata yaptığımızı, nerede yanlış yaptığımızı, nerede eksik yaptığımızı bütün detaylarıyla ve ayrıntılarıyla masaya yatıracağımızı zaten açıkladık. Bir kongre sürecine gireceğimizi zaten açıkladık. Kongre süreciyle birlikte yeni bir heyecana, yeni yüzlere, yeni bir politik hatta ve yeni bir mücadele hattına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Kongrede yaşanacak olan değişim ve dönüşümle birlikte eksiklerimizi telafi ederek, yanlışlarımızı görerek, eksiklerimizi bilerek bu mücadeleye bir kez daha kaldığımız yerden devam etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu sorumlulukla bu mücadelenin bir neferi, bir parçası ve her birimiz bu mücadeleyi bir yerinden tutan bir yerden yaklaşmak zorundayız. Elbette ki isterdik ki bugün elde etmiş olduğumuz hem oransal olarak hem milletvekili sayısı olarak çok fazla sayıda milletvekili çıkaralım. HDP kapatma davasının, Kobani kumpas davasının her gün operasyonlarla yöneticilerimizi gözaltına alıp tutuklayan anlayışın, tecrit politikasının, savaş politikalarının devam ettiği bir dönemde, bir süreçte AKP, MHP'nin HDP'yi seçimlerin dışında bırakmak için oynadığı bütün oyunların, haksızlıkların ve hukuksuzlukların farkında olarak ve bütün bu haksızlıklar karşısında, hukuksuzluklar karşısında yine de AKP ve MHP ittifakına karşı diz çökmeyen bir yerden, biat etmeyen bir yerden, onların kaybetmesi için, faşizmin kaybetmesi için mücadele ettiğimiz bir dönemde arkadaşlarımızın içi rahat olsun.
Biz dönem dönem bu tür süreçleri yaşadık ama hiçbir zaman böylesi bir karamsarlığa düşmedik. Hep toparlanmasını bildik. Başarmasını ve kazanmasını bir kez daha bildik. Kaldığımız yerden devam etmesini, büyümeyi, genişlemeyi, çeperimizi genişletmeyi her zaman bildik. HDP'nin fikriyatında ittifaklarıyla birlikte, yanında olan bileşenleriyle birlikte, bu ülkede sadece Kürtlerin, Alevilerin ve Türkiye toplumunun değil, herkesin, bizim yanımızda olan olmayan, baskıya ve şiddete maruz kalan herkesin, yok sayılan, inkar edilen herkesin sesi olmaya, sözü olmaya ve bu mücadeleyi birlikte yürütmeye devam edeceğimizi her zaman söyledik, şimdi de aynı noktadayız. HDP fikriyatı öyle bir fikriyattır ki bu ülkede yok sayılan herkesi yanımıza almak durumundayız. Türküyle, Kürdüyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Alevisiyle, kadınıyla, genciyle bu ülkede kim inkar ediliyorsa, bu ülkede AKP'nin yanında kim durmuyorsa, faşizme kim karşı çıkıyorsa onlarla birlikte bu mücadeleyi büyütmek bizim boynumuzun borcudur.